Hadi Öykü, hadi in de biz de binelim artık şu ata. Tamam, biraz daha bineyim, ineceğim birazdan. Ne ineceğim, ineceğim, inmiyorsun. Kerem, biz ne zaman bineceğiz abi? Hayatım boyunca bu anı bekledim. Şu an yine bekliyorum. Değişen bir şey yok. Sakin ol aslan. Sakin ol. Sakin ol ama ben. Önce kendin sakin ol. Arda, ne yapıyorsun? Şu an akor yapıyorum. Kürekle mi? Arda bak, gerçekten atın güldüğünü gördüm ben. Dişlerini gösterdi yani, göz kırptı bana. Ne öyle söylüyorsun? Bak ne kadar güzel kürekle işte bir sanat icra ediyor şu an burada Arda. Bu da bir nevi sanat aslında yani. Kendisini ifade ediyor, öyle değil mi yani? Ben kendimi ifade edebiliyorum değil mi? Yani öfkeli olduğum anlaşılabiliyor değil mi? Evet, ben ilk öfke duygusunu aldım zaten. Evet, Öykü niye anlayamıyor? Ben onu anlayamıyorum ya. Hadi Öykü ama! Bir de benim öfkeli bir dansım var, siz onu biliyor musunuz? Dördüncü soru geldi. Endülüs bölgesine özgü içerdiği hüzün ve dansındaki sert figürlerle tanınan müzik ve dans türü nedir? Kendi aramızda konuşmayalım. Sürenizi başlatıyorum. Şimdi konuşabiliriz. Evet, kendi aramızda konuşalım. Evet. Süre akıyor. 14 saniye, 13. Süreyi durdurdu mavi masa ama yeşil masa için hala bekliyoruz. Kaldırmayın sakın panonuzu mavi masalılar. Ve 5 saniye durdurdu. Evet, onlar da 5 saniye kala durdurdu. Maviler 13 saniye kala durdurmuştu. Ve cevapları alıyoruz. Evet, Musa'cığım. B diyor ve yine B diyor yeşil masa. Yine bir fikir birliği var. Bakalım doğru cevap, peşinde olduğumuz cevap bu mu? Yine arkadaşlarımıza dönüyoruz. Öfkeli dans. Ha, flamenco. Ama öfkelesi tabii bunun. Bir daha yapsana flamenco'yu. Öykü hadi ama ya! Öykü! Alkışlar mıyız? Alkışlar mıyız gerçekten? Bir mutluluk tablosu. Her iki masadan da doğru cevaplar geldi. B şıkkıydı aradığımız doğru cevabın gizlendiği şık. Flamenco'ydu doğru cevap. Var mı aramızda at binen, flamenco yapan? Flamenco yani, flamenco ama. Musa, flamenco'da mı yaptın? Hayır, Arjantin yani, tango. Arjantin tango yaptın, wow. Evet. Mesela bunu kullandığın zamanlar oluyor mu böyle hayatını adapte ettiğin? Mesela bir yerde bir tango çaldığı zaman mesela filan dans edelim mi filan balım? Ha, öyle bir şey var bu mı? Bu şekilde yok. Değil de ritim tutmaya çalışıyorum. Anladım. Sizden var mı dans? Siz? Düğünlerde filan anca. Evet. Daha bizim yörelerden oynamak tabir ettiğimiz. Flamenco gerçekten ben bu işin pirinden izleme şansı buldum bunu. Cortes'ten seyrettiniz mi siz Cortes'i hiç yakından? Gerçekten çok yani çok iyi bir flamenkocu kadınla çok iyi bir flamenkocu erkeği dans ederken görmek çok başka bir şeymiş. Tavsiye ediyorum size. Peki devam edelim. 5 oldu bile. Wow, sizinle vakit ne kadar hızlı geçiyor ya. O kadar iyisiniz ki. Devam ediyoruz kültür mantarına. İşte soru 5. Olmak ya da olmamak. İşte bir çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım, in artık ya. Zaten bizi oradan gönderdiler, asabım bozuldu. Bir de sıra bekliyoruz. Ben ne zaman bineceğim ya? Ben bindikten sonra bineceksin Kerem. Ha, bir de seni bekleyeceğim yani. Evet, sıra bende. Kerem! Bak ben ne oldum. Aa, bu ne hal böyle? Sıkıntıdan ne yapacağımı bilemiyorum, kral oldum. Evet. Her zaman kral bir insandım ama şimdi iyice bir kral oldum yani. Ve seni sör ilan ediyorum. Lütfen. Burası, burası ve burası. Gerçekten bu ünvana layık olacağım. Eğer ata binebilirsem... Öykü! Ay. Öykü! Öykü! Sen ne kral oldun ya? Ha şey... ben hiç düşünmedim onu ya. Ha buldum, şu an buldum evet. Tahmin et bakalım. Ne olabilir? Aslan kral olabilirsin. Aa yok yok yok. Bence atlara binemeyen atların kralı. Çok güzel, çok güzel. Ha, tamam, çok güzel. İpucu veriyorum size bakın. Ben Batı Avrupa'da ilk siyasi birliği kazandıran kralım. Yani? Ay. Kimsin?
yine laf lafı açtı ve oradan bize bir soru çıktı. İşte hemen okuyorum soruyu. Milattan sonra 800 yılında Papa tarafından Roma'da taç giydirilen ve Batı Avrupa'ya ilk birleşik siyasal kimliği kazandıran kral kimdir? A. Şarlman, B. Napolyon, C. Kraliçe Elizabeth ve D. Sezar diyorum. Hemen de sürenizi başlatıyorum. Evet. Gerçekten yarışmacılar dediğim her şeyi harfiyen yerine getiriyorlar. Çok uslular, çok akıllılar ve çok dinamikler ve şu ana kadar da çok iyi gidiyorlar gerçekten. Ben süreniz başladı demeden kendi aralarında konuşmuyorlar. Evet, emniyet şeridine girmiyorlar, kitap okuyorlar ve dişlerini fırçalıyorlar. Evet, süre bitti. 6 saniye kala yeşillerden bir atak geldi ve de maviler sadece sürenin bitmesini beklediler. Onlardan da tabii ki bir cevap aldık. Maviler D diyor, yeşiller A diyor. Ben bir şey demiyorum ve yine onlara dönüyorum. Evet, işte cevabı almak üzere oradayız. Şarlman. O zaman Şarlman dans yapalım. Haydi o zaman. Haydi o zaman. Şarlman. Aha! Şarlman, Şarlman, Şarlman. Ya Öykü hadi in artık. Öykü. Öykü. İn artık. Ben sıkıldım. Artık sinirleniyorum ama ben. Yanlış anlaşılmasın, asla bir taraflık diyorum. Fakat istiyorum ki yarışmanın heyecanı hep ayakta kalsın. Hep böyle bir işte alevli olsun yarışma. O bakımdan da Yeşil Masa'nın bir atak yapması beni programın sunucusu olarak tabii ki bu bağlamda çok heyecanlandırdı. Zira makas biraz daha daraldı. Evet, şu anki skor durumuna bakacak olursak 76 mavi, 71 yeşil. Maalesef sizin bu soruda doğru cevap veremediğinizi gördük. Tarihle aramız herhalde pek iyi değil. Hanımefendi Yeliz Hanım, özellikle sizin de çok sevimli bir sweatshirtünüz var. Ne okuyordunuz siz? Ben şuradan bakıyorum hemen. Radyo, sinema, televizyon. Çok hakikaten bilinçli bir tercih miydi yoksa evet, denk mi geldi? Gayet bilinçli bir tercihti. Tamam. Kamera önü arkası daha ziyade tercih ettiğiniz bir yer? Kamera arkası olacak büyük ihtimalle. Arkası. Yani yönetmenlik daha çok istiyorum aslında. Enteresan. Evet, yönetmen olmak istiyorsunuz. Hı-hı. Peki televizyon programı mı yoksa film sinema mi, sinema mı filan? Sinema, evet. Wow. Peki takip ettiğiniz yönetmenler Eliz Hanım, Türkiye'de mesela beğendiğiniz bir Nuri Bilge Ceylan, o bir Mahsun Kırmızıgül. yani isim vermek istemiyorum. Peki verme. Çok fazla. Tamam. Ben verdim çünkü az önce. Evet. Yeter. Bu kadar isim yeter. Peki devam edelim. Puan durumunu öğrendik. Ve soru 6. Evet. Bakayım. Bir önden bir bakayım. Fena bir soru değil yani. İzleyelim bakalım soru neymiş. Öykü. Şu an sana hislerimi anlatamam biliyor musun? Yani ben senelerce hep bu anı bekledim. Hep bir ata binmenin hayaliyle yaşadım. Şu an bu o kadar yakın ki. Çok yakın artık. Redkit! Redkit! Böyle bir şey olamaz! Böyle bir şey olamaz Redkit! O kadar eğlenceli ki. O değil kadar mi? Güzel ki. Değil mi? Sen de ölmelisin. Evet. Sıra sende. Daltonlar kaçmışlar. Gidip yakalamalısın Redkit. Tamam. Hazırım ben zaten. Hadi Redkit. Al sıra sende. Hazırım ben. O zaman ben onları yakalayayım. Duydun mu? Daltonlar kaçmış. Ben hep bu anı bekledim zaten. Gidiyorum ben. Kovboy! Posta arabasını soymadan yakala onları. Gerçekten çok eğlenceliler ya. Çok güzeller ya. Nasıl söyleyeyim? Çok asil hayvanlar. Senden kapmışlardır o asaleti canım yani. Nasıl kendi kendilerine asil olabilirler ki? Değil mi Arda'cığım? Ha? Şimdi Kerem gidip onların huylarını bozmasın. Kızma kızma. Yalnız gerçekten hepsinin sanki ayrı karakteri var. İnsan gibi. Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içeren kavram hangisidir? A. Benlik, B. Özsaygı, C. Duygulanım, D. Davranış. Ve sürenizi başlattım. Evet, başlattım. Wow, hemen süre durduruldu İbrahim tarafından ve evet, Asi Deniz de hemen bir hamle yaptı. Maviler de sadece Yeşil Masa'dan 4 saniye sonra süreyi durdurdular. Demek ki kendimizden biraz daha eminiz galiba. İki masada A şıkkı yazmış panolara. Bakalım yani doğru mu yapmışlar yoksa pişman mı olacaklar? Göreceğiz. İnsanlarda buna benlik deniyor. Ama seninki densizlik.
benden bulaşmışmışmışmış mula sıraplı seni. Ben yine iki masadan da doğru cevap geldiği için bu anı bir moonwalk yaparak kutlamak istiyorum. Ay yürüyüşü. Evet, fark gerçi yapamıyorum ama işte olduğu kadar. Teşekkür ederim desteğiniz için, sağ olun. Peki, yok. Evet, şimdi iki doğru cevap size zaten 20'şer puan kazandırdı ama yeşil masa sizden bir 4 puan daha aldı. Çünkü süreyi daha önce durdurmuştu yeşil masa. Puan durumuna bakalım mı? Tamam. 111 puanda mavi masa. Yeşil 110. Oo! Wow! Şahane! Evet, şu ana kadar yaptığımız en çekişmeli yarışma bu olabilir. Arşivden bakmam lazım ama sanıyorum bu gerçekten, bakın aranızda çok ciddi bir fark vardı ama ne yaptınız? Doğru cevaplarla ve süreyi doğru kullanarak arayı kapattınız. Evet, hanımefendi siz, Merve Hanım size sesleniyorum. Makine resim konstriksiyon bölümünde okuyorsunuz. Nedir bu bölüm? Ben ilk defa okuyorum. Makine mühendisliğinin 2 yıllığı. Ha, 2 yıl? Evet, 2 yıl. Makine resmi mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilgisayar, çizim. Bilgisayarda program, çizim. Wow, süper. Peki mesleğinizi yapmayı düşünüyor musunuz ileride? Evet, çünkü severek. Çok okuyorum, severek. Severek. Şahane. İnsanın çünkü işinde mutlu olması gerçekten hayatını tanımlayan bir şey. Peki size o zaman okulda başarılar. Teşekkür ederim. Mezun olduktan sonra da işinize başarılar. Teşekkür ederim. Devam edelim mi? Tabii. Çok iyisiniz. Peki devam edelim. Soru 7.